Özlem Yıldız, hoş geldin. Hoş bulduk. Hikayeni senden dinlemeye başlayalım. Ne zaman, nerede doğdun? Ne zaman dedim ama. Şimdi şöyle bir durum var. İnternet ortamına baktığınız zaman bir 3-4 yaş daha küçük gözüktüğüm bir doğum tarihim var. Ne güzel, hiç bozmasaydık bunu. Çok teşekkür ederim. Bozdum şu an. Yani çünkü bana kendin anlat deyince gerçekleri söylemek durumunda olduğum için teşekkür ederim. Sanılanın aksine internetteki bilgi Antalya doğru değil. Antalya doğumlu değilim, İstanbul doğumluyum öyle söyleyeyim. Evet. Da. Aralık'ta değil, Ağustos doğumluyum. Orada öyle bir tarih Aslan yazıyor. Burcusun. Başak. Başak. 23'ünde geçiyor, 27 Ağustos. Kız kardeşim var. 3 yaş küçük bir kız kardeşim var. Kız kardeşim çok fazla kişi tarafından bilinmez. Çünkü ben popüler olmaya başladıktan sonra tamamen kendini çekti. Öyle bir kişisel olarak kendi duruşuydu onun. Göz önünde olmak hiç istemedi. Hala da çok insan bilmez benim bir kız kardeşim olduğunu. Zaten görse de tanımaz çünkü sarışın yeşil gözlü. Ya. Hiç birbirimize benzemeyiz. Karakter, tip, her açıdan tamamen bambaşka. Peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Çocukluk olarak çok sakin, sessiz, içine kapanık. Kardeşim de dişli, sosyal. Hani tuttuğunu koparan. İkimiz çok zıt karakterleriz. Evet. Hani ben mesela en ufak bir şeyde her şeyi içine atan bir karakterim. O sürekli hakkını arayan karakter. Sokağa, bahçeye oynamaya arkadaşlarımızın yanına çıkarız. Hakkım yenilir bir oyunda mesela. Ben böyle kenara çekilir, üzülürüm. O böyle hemen siz benim ablamı nasıl hakkını yersiniz diye beni hep savunan taraftı. Evet. Yani benim aslında... bu işe geçene kadar ki dönüm noktasına kadar ki karakterim sessiz, sakin, içine kapanık, az arkadaşı olan kendi halindeki duygusal bir kız çocuğuydum ben. Çok ilginç. Çok ters karakterler ve köşeler. Evet. Yani hayatın bazen önünüze açacağı kapılar sizin kişiliğinizi ve karakterinizde belki de bastırdığınız tarafları da ortaya çıkarıyor. Doğru. Sonra belli bir zaman sonra tamamen konuşarak para kazanan bir mesleği tercih ettim. Bu kadar konuşmayan ve sessiz bir kız çocuğuyken. Evet. O nasıl oldu onu ben de bilmiyorum. Evet, orasını konuşacağız ama öncesinde anne baba ilişkilerini de merak ettim. Klasik anneyle daha arkadaş olup babayla biraz daha resmi olan. Babanın bizim belli bir yaşımıza kadar annem özellikle bana çok yapardı. İnce çorap, işte atıyorum topuklu ayakkabı. Bunlar bizde çok geç oldu. Böyle her şeyin yaşı var diyerek bizi büyüttüler. Ondan sonra babam böyle biraz daha o anlamda işte erkek arkadaş neymiş, benim kızlarım falan. Böyle biraz böyle bir öyle bir durumdaydı. Sonra zaman ve görüş farklılıkları tabii ki oldu. Ama mesela babamın yanında biz işte bacak bacak üstüne atamazdık. Yani aslında klasik bir Türk aile tipi. Orta halli bir aile. Ondan sonra işte kardeşim Fransızca okumaya tercih etti. O öyle bir eğitim hayatı aldı. Ben ilk orta liseyi hep Bostancı ve Suadiye bizim yaşadığımız muhitte bitirdikten sonra çok çalışkandım. Biraz fazla. Defterlerimi gösterirlerdi, örnek gösterirlerdi. İnci gibi yazardım Başak falan. Burcu Başak, evet bence. Başak Burcu bence biraz da ondan. Çok tertipli, programlı. Okul hayatında böyleydim. Kredi sistemde benim mezun olduğum sene. Ben erken mezun oldum. Kredimi erken tamamladığım için, notlarım çok iyi olduğu için. Tam da o dönem biraz aslında klasik bir hikaye olacak ama güzellik yarışmalarının en popüler olduğu dönem yıl 1995. Ben de böyle tam serpilmeye böyle çok zayıftım ama Hilal. O kadar zayıftım ki yani senden şey olmaz. Bak vallahi ben utancımdan ama ben ya o kadar zayıftım ki bikini giyemezdim, mayo giyerdim. Çocukluğum, kaç yaşındasın bu arada? 17. Yani 15-17 arasında en zayıf olduğum dönemler tam o ergenlik. Sadece boya gidiyor, çubuk kreker gibi bacaklar var. Ya bir insan kot pantolonu daha dolgun gözüksün diye içine tayt giyer mi? Ya bak o sıcakta bile, yazın sıcağında tayt giyiyordum ki bacaklarım biraz daha zayıflığım belli olmasın. Annemin arkadaşı da diyor ki diyor bu kız diyor çok güzel, dur diyor ben de bunu diyor bir güzel yaşmasını. Ya diyorum şey diyorum nasıl olur diyorum babam diyorum izin vermez seçilirsem. Canım dur bakalım sen bir seçil de diyor izin almasını düşünürüz falan. Beni görüşmeye çağırıyorlar yani elemeleri ilk elemeye geçiyorum. 20'ye kalma elemelerine çağrılıyorum yani işte 100 kişi falan kalıyoruz. O zaman ATV'nin güzellik yarışması bu. Daha o zaman Miss Turkey'ler falan başlamamış. 95 bu. Görüşmeye gidiyorum falan. Daha babamın gene haberi yok. Bir de ilk 20'ye kaldım mı ben? Kampa falan gireceğiz diyorlar. Nasıl olacak? Üniversite hazırlık zamanları. Babama bunu tatlı tatlı anlatıyoruz falan. O nasıl olur da şöyleydi de böyleydi de falan. Bir şekilde ikna ediliyor babam. O kadar ümitliyim ki kazanacağımı. Kazanamıyorum yarışmayı bu arada. Çok utanıyorum. Ben şimdi dereceye girmedim. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Bak şimdi tuvalete kilitlerim kendimi ağladım. Bak yarışmanın sonuçları açıklanıyor. Bir çocuk gibi böyle ağlayan bir tip.
Dünyanın sonu gelmiş, bitmiş sanki. Aradan 2 hafta geçti. ATV'nin yeni bir müzik kanalı kurulacak. Eve bir telefon geliyor. Annem diyor ki nasıl yani müzik kanalı ne yapacak Özlem diyor. Orada diyor sunuculuk yapacak diyor. Yok diyor yani yapmayın gözünüzü seveyim diyor. Yani bizim kızı diyor ben diyor kendi kızımı tanımaz mıyım doğup büyüttüm o gelmiş bu yaşına kadar diyor. Bizim kızımız diyor çok hiç öyle konuşmaz diyor. Yani hele ekranda diyor televizyonda bir iş yapma ihtimali sıfır diyor. Ne olur diyor hanımefendi diyor şey yapmayın diyor karıştırmayalım daha fazla kafasını. Tam da hazırlık senesi diyor. Lütfen önüne geçmeyin geleceğinin diyor. Bak hiç unutmuyorum. O kadar iddialı bir şekilde şey yaptılar ki bastırdılar ki anneme. O kadar belli ki annem bana diyor ki nasıl olsa bu tamam diyor olmadı diyecekler bana diyor. Eve geliyorum. Eve bir telefon akşamına. Biz Özlem'i çok beğendik. Özlem'de bir ışık gördük. Lütfen kızınızın önüne geçmeyin diyor ki benim görmediğim ne görmüş olabilirsiniz. Diyor lütfen diyor. Nasıl olacak peki ne yapacaksınız diyor. Biz diyor hafta içi her gün canlı yayın veriyoruz Özlem'e diyor. Bir dakika diyor Özlem de üniversite hazırlık kursuna gidiyor diyor hanımefendi diyor. Yani 12'ye kadar dershanede bu kız diyor sabahın köründen 12'ye kadar Kadıköy'de. Tamam diyor biz ona diyor 3 ile 5'i verdik diyor. Yetiştireceğiz biz onu diyor. Kadıköy sabah 8-12 ben üniversite hazırlık kursuna gidiyorum. Kadıköy'den Eminönü vapuruna biniyorum. Orada vapurdan beni alıyorlar Eminönü'nden. 2 telli ATV'ye yetiştiriyorlar. 3'teki yayına yetişiyorum. Daha 17 yaşındayım. İnanılmaz. Ben böyle bir şeye başladım. Ve o kadar sevilen ve güzel bir kanaldı ki Satel'di adı. O zaman Okan Bölgen de orada program yapıyordu. Şafak Sezer, Ebru Destan yapıyordu. Ben bir ufak ufak bir tanınmaya başladım bu VJ'likte falan. Tabii bir aklım başımdan gitti. Bir heyecan yaptım. O zaman yaptım. Çok az kişi var ekranda tabii. Çok az kişi sosyal var. Sosyal medya yok. Yok, hiç yok. Ama insanlar çok izliyor müzik kanallarını. Bayağı popüler VJ'ler. Sonra bir sene falan o program öyle devam etti. Frekansı satıldı, kapandı. Buraya kadardı dedik, macera dedik bu kadar. Pat bir ay sonra Rax Müzik Şirketi'nin bir yeni kanalı açılıyor Genç TV diye. Satel'de sizi biz gördük, izledik, çok beğendik. Direkt sizi buraya almak istiyoruz biz. Ben bir anda kendimi oraya buldum, orada buldum, orada yaptık programlar. Orada da gene çok ecerkenler falan böyle bir sürü gene tanıdık simaların yaptığı müzik kanalı. Sonra bir şekilde nasıl olduysa ben gene anlamadım. Ben gene bir güzel yarışmasına giresim geldi. Ha, tekrar. Evet dur şimdi gene. Yani neden zorlarsın ki değil mi? O 95'te girdim. Bu dediğim sana 98. Bu sefer Miss Turkey çıkmış. Miss Turkey'den çıkan direkt bir şey oluyor yani. Ben tabii gene ikirmeye kaldım. Klasik. Gene bir deneyim yaşıyorum falan. Uğurkan abi işte koreografimizi yapıyor falan. Ondan sonra Mehmet Elif program sunucu, şey yarışma sunucusu Berna Leçin'le birlikte yarışmayı sunuyorlar. Ben canlı yayında 2.20'de işte gösteriyorum. Ben gene ilk ona kalama Hilal. Ya bu kaçıncı deneyim, kaçıncı hüsran. Çok enteresan bir şekilde sonrasında çıktım yarışmadan. Orada Kanal D'nin program müdürü Faruk Bayhan diyor ki bu kız diyor bir ışık var bu kızda diyor. Bu kızın program yapması lazım diyor. Pat bir anda bana Çarkı Felek başlayacak Kanal D'de diye teklif geldi. Fakat Çarkı Felek bir yarışma programı daha hiç başlamamış. Sen Mehmet Ali Erbil'in hostesi olacaksın diyerek teklif geliyor. Çok da güzel bir maaş veriyorlar. Ben VJ'den çok küçük bir para alıyorum bu arada. Ben de dedim ki nasıl yani dedim hava yapacağım mı? 2 saatlik programım var ya ben dedim kendi başıma programım var. Ben hostes olmak istemiyorum dedim. Ya hostesliği beğenmedim bak şimdi. Hayır dediler biz kabul etmiyoruz. Hani ben dedim ki buradan ayrılmadan kabul etmemi istiyorsanız ederim. Ama kendi programım kalsın. Hayır dediler biz sadece bizim programımızda olmaz. O zaman ben dedim kabul etmiyorum. Bak bendeki hareketlere gel. Kabul etmedim Çarkı Feli. Beste Acar'la bunlar çalışmaya başladılar. Band çekimi ilk Mehmet Ali'nin Kanal'da ile çalıştığı yıl. Bunlar bir popüler oldu program. Bir izlendi bir ses getirdi. Daha banttan ama canlı dönmedi. 2 ay, 3 ay program devam etti. Ben izledikçe tabii biraz kıskanıyorum diyorum o programda ben olacaktım falan filan ama hiç şey yapmıyorum burnundan kılı aldırmıyorum. Bir telefon bir gün Beste Acar ani bir evlilik yapıyor ve programı bırakıyor. Ortada kalıyorlar. Özlem Hanım biz tamam kabul ediyoruz bırakmayın ama gelin lütfen Çarkı Felek'te başlayın. Ben iki tarafta da program yapmaya başlıyorum. Orada da band çekildiği için yoğun bir tempo tabii ki. Orada öyle şeyler başlarken işte Mehmet Ali ile magazin olayları bilmem neler derken daha da bir tanınır hale geliyorum Çarkı Felek'le birlikte. İşte o 98 yılından itibaren artık sokakta gerçekten tanınan bir kız haline geliyorum. Ve bu sefer Kanal D'den bana Sabah Şekerleri teklifi geliyor. Ben hafta içi her gün canlı yayın yapıyorum sabahları ve evim Bostancı'da olduğu için öğleden sonra eve gidemiyorum. Hiç oturmam acısına akşamda 8 ile 12 arası da Kanal D'nin canlı yayındaydım. Ve ben daha küçücüğüm 18-19 yaşındayım. Böyle bir tempoyla televizyonun içerisine girdim. Ve hiçbir zaman çenem şu dakikada olduğu gibi kapanmadı. Çok keyifli ve bence bu tarafı hiç bilinmiyordu bu kadar detaylı olarak. Evet. Benim niyetim biraz daha hani kamera arkasıydı. Çok istiyordum. Hatta televizyon okumak çok istiyordum. Yapımcı olmak istiyordum. Yani televizyonla ilgili bir şey yapmak istiyordum. Ama hiç konuşmayı sevmediğim için ekran onu hiç hayalimde değildi benim. Çünkü hep seviyordum o ortamı. O ışıltılı hayat derler ya. Aynen. O ortam böyle bir hoşuma gidiyordu. Hayatı, bu ışıltılı hayatı ben seçtim.
Peki o yıllarda tabii üniversiteye devam etmek mümkün olmadı. Şimdi işte orası biraz karışık oldu. Evet, dediğin gibi kafalar karıştı. Hafif hafif bir şöhret kapıları, bir ışıltılı gelmeye başladı. 17 yaşında bir kız çocuğunun para kazanıyor olması tamamen babasından harçlık hiç almamacasına ilk kazandığın parayla insanın araba alması kadar insanı gurur verici ve güç verici bir şey olamaz. 17 yaşında sessiz sakin bir genç kız kendi parasını kazanmaya başlıyor. Ve babasından bir daha o yaşından sonra hiçbir şekilde maddi destek görmüyor. Bu bence güzel bir şey. Kesinlikle. Benim için beni belki biraz daha büyüten, güçlendiren, hayata karşı duruşumu değiştiren bir şey oldu. Bilezik oldu benim için. Özgüvenini arttırdı. Ama sonra biraz kafam bulandı. O çalışkan öğrenci gitti Özlem'in kafası böyle bir bulandı. Bu şöhretmiş, televizyonmuş, yoğun tempo. Evet. Ama sonra kamu yönetimi işte bir iki sene bitireyim dedim. Hani o biraz beni şey yaptı. Bir şekilde bitirmiştim. Için. Ama o benim için bir eksiklik içimde. Keşke diretseydim de 4 yıllık çok daha güzel bir üniversite eğitimimi tamamlayıp ondan sonra. Ama o dönem diyorum mesela günde 2 canlı yayında oydu buydu para kazanıyorum falan. Benim pek bunları kafayı yoracak durumum olmadı. O dönem bir de tabii Mehmet Ali Erbil'le ilişkin dolayısıyla ondan da çok sonra çok popüler olmaya başladı. Evet. Çarkı Felek canlıya döndü. Ve biz öyle büyük reytingler almaya başladık ki özel hayatta tabii bilindikten ve bunlar canlı yayında artık sanki bizim elimize bir sitcom çekiyoruz, bir yazılı metin veriliyormuşçasına biz didişmeye başladık. Ama bunların hepsi gerçekti. Evet. Çünkü ben hayatta hiçbir zaman duygularımı ekran önünde de maalesef ki gizleyebilen bir karakter olamadım. Hı hı. O yüzden mesela bir şey üzülüyorsam ağlıyordum. Ya benim, bir tane şey yok muydu? Kızımız olacaktı dur, da. Kızımız olacak. Sen onu bırak. Bir tane de Ebru Gündeş'in bir şarkısı var. Levent Yüksel'le bir program konukluğu var TGRT'de. Hı hı. Bak ben sana söyleyeyim, en az 25 yıl önceki çekim. Hı hı. TGRT'de talk show programı yapıyor Ebru Gündeş. Levent Yüksel'le ben konuk olmuşum. Hı hı. Çingene'mi söyle. Çingenem nedir? Kapkara gözlerle. Evet. Nınırım çingenem. Hareketli değil mi? Oynarsın. Evet, yerinde evet. Duramazsın. Bak. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nedir ya? Şu anda hala caps böyle bir şey olamaz ya. Orada kim bilir ne yaşamışım. Kim bilir. Yani o dönemler işte öyle şeyler oldu. Magazinde olunca da popülerlik bir şekilde geldi. Özlem tamam yani. Özlem izlenilen ve tanınan bir kız çocuğundan çıktı artık. Özlem yıldız oldu orada. Evet. Peki o ayrılık sonrası böyle çok üzüldüğün bir dönem oldu mu? Oldu. Yani çok duygusal olduğum için Mehmet Ali o zamanlar biliyorsun yerinde duramayan zıppırı sürekli gözü orada burada. Yani üzmez dediler, üzdü. O da kabul ediyor bunu. Neyse ama önemli olan o değil de. Şimdi mesela gülüp geçiyorum, komik anlatıyoruz. O birbirimize karşı karşıya geldiğimizde de bu anıları hatırlıyoruz. Ama şimdi o dönemde o kadar duygusal kız çocuğu, tamam konuşkan bir iş yapıyor ama duygusallığını içine atamıyor. Evet. Bu kız hassas bir kız çocuğu. Ama mesela orada öyle bir şey olunca Mehmet Ali baktı ki bu kız gerçekten bir aile kızı ve benim bu kızı kandırma ihtimalim çok zor. Çok uğraştı. Gerçekten yani bir yıla yakın falan uğraştı. Annemle babamla bu şekilde konuşmak istedi. Hani ben dedi herhangi bir şey yaşamıyorum, yaşamak istemiyorum. Ben ciddi bir şey yaşamak istiyorum diye bir konuşma da yaptı. Ama sonra gene olmadı. Tabii benim hayaller gene yıkıldı. Yani yarışmada olduğu gibi bu sefer duygusal hayatta da yıkıldı. Dedim benim neyime yani ben bir daha aşk meşk aman dedim falan filan. Ama o süreç tabii ki biraz sıkıntılı oldu. İş hayatımız devam etmesi gerekiyordu. Ben hep istifamı veriyordum. Onlar kabul etmiyorlardı. Didişsek de reyting olduğu için. Ben hep bir şekilde her ne kadar uzak kalmaya çalışsam da her canlı yayında biz bir araya geldiğimiz için sıkıntı çıkıyordu. Tabii. Yani orada biraz yara aldım açık söylemek gerekirse. Evet reyting alıyorduk ama ben ruhen çok yoruluyordum ve çok yaralanıyordum. Duygusal da bir kız olduğum için. Özel hayatla ilgili bu kadar da darbe yemişim. Daha da artık niye diretiyorsun? Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Çocuk düşkünlüğüm hep vardı. Çok severdim çocuklar. O yüzden anne olma hayali bende hep vardı. Anne olmak bana göre biraz gecikti aslında. Sadece doğru adamı bulmakta zorlandığım için 28 yaşında evlendim ve hemen zaten bebek istedik. Bir yıl sonra hamile kaldım. Demir geldi. Ama Demir'in işte gelmesi biraz erken olduğu için meşakkatli ve benim için zor bir süreçten geçerek geldi Demir benim kucağıma. Kaç aylıktı doğduğunda? 7'ye girmek üzereydim. 27 haftalıktı. Çok büyük bir travmaydı benim için erken doğuyor Türkiye'de olması. Türkiye'de mi doğdun? Aslında Türkiye'de doğurmayacaktım. Yani Allah'tan direttim ve Türkiye'de doğurdum. Şöyle oldu Hilal'cim o da. Hamileliğim de son derece sağlıklı. Hiçbir sıkıntı, hiçbir risk görülmüyor doktorum tarafından. Artık son haftalarda bir bebek alışverişi yapmak için biz yurt dışı seyahati planladık eşimle birlikte. Londra'ya gittik. Oradan biz alışveriş yapıyoruz. Tabii biraz da kendimi kaptırmışım. Fazla ayakta kalmışım herhalde. Yani çok hareketli bir bebekti karnımdayken benim. Sürekli bu karın, bir de zayıf olduğum için bir de karnım vardı. Yattığım zaman onun böyle bir dalgasını ben hep görürdüm. Gene yatıyorum böyle yemek saatini bekliyorum falan. Bir dalgalanma yok.
Ama bir sıkıntı da yok bende. Yani bir ters giden hiçbir şey yok. Sinan dedim, ben gene dedim buralarda yakında bir hastane varsa bir ultrasona girelim de dedim. Yemeğe gitmeden bir kalp atışını dinleyelim. Londra'nın da göbeğindeyiz bu arada. Bir köyde falan değiliz. Ortasındayız. Harrison oradayız. Tam ortada. Türkiye'nin bak sağlıkla ilgili bu kadar aslında şey konuşuruz. Türkiye'de kadar ben sağlık konusunda ilerlemiş. Bak, İngiltere, Londra dediğim gelişmiş bir şehirden bahsediyorum. Cumartesi günü biz kadın doğumcu bulamıyoruz mesela, hastane yok. Bir tane sonra bir kilise hastanesi bulduk. Kalbin sesini de dinledik, tık 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 tık, o da çok güzel. Nabıza da baktılar falan, hadi gönderecek diye bekliyoruz. Kadın böyle yaptı. Biz dedi sizin dedi şey atışlarınızda dedi, nabız atışlarınızda dedi, karınınızın hareketlerinde dedi bir kasılma gördük dedi. Ama ben bir şey görmüyorum. Kalbinin sesini de duyduk. Bende ters giden hiçbir şey yok. Dedim de kasılmasın. Biz dediler bu riski göze alamayız. Biz sizi bu gece misafir etmek istiyoruz. Ne iğnesi peki bu? Akciğerini geliştiren bir iğne. Ben de yaptım işte. Öyle mi? Erken doğumlarda bebeğin hayati riskini yükselten, hani Allah korusun çünkü 27 haftalık bir bebeğin akciğerleri gelişmediği için doğduğu zaman yaşama ihtimali çok düşüyor. Ama eğer ki bu iğne yapılırsa bebeğin yaşama ihtimali çok yükseliyor. Kadın gönderecek diye bekliyoruz. Kadın dedi ki sen dedi takılarını dedi saatini dedi kocana ver, seni dedi ameliyata alıyoruz sezaryana. Dedim bak dedim canım dedim yani pardon. Sen dedim bak dedim kasılma yok diye dedim beni burada tuttun. Bir de şimdi dedim bir şey yok, bir şey, sancım yok. Sen dedim benim çocuğumu nasıl alırsın dedim, alamazsın dedim. Ben burada anam yok, babam yok, kimse yok, doktorum yok. Ben burada doğurmayacağım. Bu da diyor ki yok diyor, ben diyor risk alamam diyor. Çok büyük bir sorumluluk diyor. Sende kasılma var diyor. Ben dedi alıyorum sezaryana diyor. Biz kağıt imzaladık hastaneden çıkarken. Sorumluluk doğarsa sizin değildir, ben alıyorum diyor. Bak bendeki şey. Ambulansında telefonunu aldık, Allah korusun gece bana bir şey olursa sancı gelin bizi alın diye bunları arayacağız. Tabii bende bir panik, bir şey hali, nasıl uyuyacağım ben de yani. Zaten kalkamıyorum da yataktan panikten. Ben böyle sabah ettim böyle tavana bakarak falan. Dualar okuyorum. Tabii annemlere nasıl söyleyeceğiz bunu falan. Anneciğim dedim hafif bir dedim işte kasılma olmuş da dedim biz dedim geliyoruz dedim ama dedim direkt bir doktora gideceğiz falan. Tabii bunlar panik hali kardeşimle annem. Ondan sonra tamam dediler. Saat 8:30-9 gibi İstanbul'a iniyoruz. Nişantaşı'na doktorun kliniğine gidiyoruz. Doktor beni bekliyor, muayene edecek. Kadın baktı, muayene etti. Özlemciğim dedi, bir rahimde bir açılma yok. Ama dedi yani bebek baş aşağı duruyor. Bu iyi bir şey değil. Bizim bunu normale döndürmemiz. Dedim anne abla bana dedim istersen 3 ay yat de ben yatayım. Ama sen dedim bu çocuğu içeride tut, gözünü seveyim. Çok küçük daha. Yani ben dedim hani bu haftada bir çocuğun hani doğmasının yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Tamam dedim moralimizi bozmayalım. Ben bunu halledeceğim dedi. İler yatıyorum bu saat 11. Ah dedim. Bir şey oldu. Doğum sancısı ne demek olduğunu bilmediğim için meğersem onun adı doğum sancısıymış. Ay bir 5 dakikaya bunlar bir çoğaldı. Bir oradan bıçak batırıyor, bir buradan bıçak batırıyor. Ay sonra bir kanama başla sen bende. Hemen doktoru aradık. Benim çığlığımı duyuyor telefonda. Aylin Hanım diyor annem bu kızın bu gece evde geçirme ihtimali yok bu sancıyla ve kanaması da var. İnanmıyorum bu ses Özlem'in sesi mi diyor. Çünkü arkada benim ah ah sesler başlıyor. Hemen diyor apar topar acilde buluşuyoruz Amerikan'a gelin diyor. Allah'ım beni bir odaya soktular iler. Ama bu dediğim sana bir ameliyathane değil. Bir muayenehane. Kalemleri ittiler, yatırdılar masanın üstüne. Ondan sonra kadıncağız böyle yaptı. Normal bir masanın üstüne. Tahtada bunun üstündeyim ben. İki tane de şey ama her şeyi kırdım. Vazolar, kalemlikler, onlar buna kırılıyor. Tekme atıyorum. Adamların her yeri çürük içinde bak. Her yerleri tırmıkladım adamları. Deli şeyi geliyor bana gücü. Sonra böyle yaptı. Özlem dedi. Sakinleştirici yapacak vakit bile yok dedi. Bebeğin başı göründü dedi. Ama sen bendeki ya bak böyle bir şey yok ya bir sakinleştirici bile yapılmadı. Of. Yatıyorum tahtanın üstünde. Özlem 3-2-1 derin nefes alıyorsun dedi. Ah Aile abla diyorum. Kapıdakiler sen bir de paniklerini düşün annemin falan eşimin. Onlar zaten travma yaşıyorlar. Allah'ım ne çıkacak içeriden, ne çıkacak içeriden. Ya bak hastane koridoruna yaklaşıp Demir'in doğumu 14 dakika. Ya insanlar saatlerce sancı çekiyorlar bebek doğmal doğ. Ya 14 dakikada doğurmak nedir ya? Ve bu kadın bana daha sürerdi. Evet daha rahmin açılmamış demişti 2 saat önce. Bu nasıl oldu? Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım yani. Gerçekten yani doktorlar hala bunu anlattığım zaman böyle dinliyorlar bu hikayemi mesela benim. Ay bu bebek çıktı bu sefer 3-2-1 tamam doğdu bebek. Ama bu sefer de bebekte ses yok. Düşünsene bir bebeğin yaşamadan dünyaya getirdiğini. Allah yani olsun. Bir de zaten çok korkmuşum her şeyden. Allah'ım yok. O andaki o mesela gökyüzü, dua, inanmak, onunla baş başa kalmak, hayattaki her şeyin boş olduğunu farkına varmak ve oradan bir ses beklemek. Bunların hepsi birkaç saniye içinde oluyor. Ama yaklaşık bir 7-8 saniyede Demir'den bir o kadar ay, cılız be. Ve o kadar küçük çıktı ki ne olduğunu da görmedim. Neye benzediğini de bilmiyorum. O anda bana o ses gelince iğneyi yapınca ben böyle derim gittim. Gözümü açtığımda odaya yerleşmiştim. Ama doktor diyor ki
Bu bebeğin yaşama ihtimali çok düşük. Genelde bu tip kayıplarda Allah korusun anne bebeği görürse daha büyük bir travma oluyor doğurduğu için. Göstermeyelim. Hani en azından etkilenmesini. Evet. Bana çocuğu göstermiyorlar. Yapacağım tek şey komposta içip süt beklemek. Şimdi o 7 aylık olmuş bir hamilenin de süt bezleri gelişmemiş ki. Sütüm yok ki benim nereden? Yani olmayan bir şeyin dürtüsünü çıkarmaya çalışıyoruz yani. Evet. Yok. Aradan 2 gün bir eve artık geçtik falan. Ondan sonra biraz daha kilo almaya başladı dediler. Çünkü Demir'in midesinden bir hortum açıldı. Boğazından hortum açıldı. Buraya oksijen bağlandı. Her yerinde yüz hiç gözükmemecesine şu kadarcık bir el kadar yani 900 gram bir şey. Ondan Sinan gördü 3. günde. Bana gene ay dedi çok merak etme çok tatlı çok şeker falan. Aa işte falan 10 gün ben böyle yoğun bakımda camın kenarında böyle Demir'e bakıyorum, dua ediyorum, okuyorum. İşte böyle bir travma yaşıyorum. Yemek yemiyorum, halbuki yemem lazım falan. Böyle bir git gel yaşıyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok böyle camın arkasında Demir. Ama yavaş yavaş yanına girmeme izin verdiler hocamın arkasından. Bağışıklığı gelişmemiş bebeklerin olduğu bir oda orası. Ve yani Demir gibi çok kötü durumda olan bebekler de var. Daha iyi durumda olanlar var. Hepsinin aşamaları var. Kapıya yakın yerden taburcu oluyorsun. Bak onların o dilinde bir tek ben bilirim. Ne kadar duvar dibindeysen o kadar ağır olduğum ve yaşama riskinin tehlikede olduğu anlamına geliyor. Şey orası dünya yani küçücük bir oda ama çok küçük şey gibi bir dünya, büyük bir dünya. Orada çok bir yaşam savaşı veriliyor. Yani bir gün yanımızdaki bir bebeğin hayatını kaybettiğini de duyabiliyorsun. Yani bu travmayı yani senin de canın orada yatıyor. Ya bir gün benim böyle bir haberi alırsam yani bu hayattaki bence malla, mülkle, parayla, pulla hiçbir şeyle ölçülmeyecek çok büyük bir sınav. O senin şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Sessiz, içine kapanık, hayatta hiçbir şeyi savunamayan, hiçbir şekilde duygusunu belli edemeyen kız çocuğunun içinden bambaşka dişli bir kadın çıktı. Yani benim çocuğum yaşayacak, ben ona inanıyorum. O çok güçlü bir bebek olacak. O kadar direndi. 2 kere beyin kanaması geçirdi. Kalp durdu. Kan verildi. Yani bir sürü riskten, sınavdan geç. Neyse 10. günü de söylüyorum sana. Bende süt yok falan. Kızcağız dedi ki Özlem Hanım dedi size dedi bugün dedi bir sürprizim var dedi. Yaklaşın dedi şeye dedi makineye dedi. Demir tek başına bir odadaydı çünkü durumu şey riskli olduğu için. Ötekiler yan yana açıktalar. Tamam dedi. Ben dedi şimdi dedi Demir'i alacağım dedi. Sizin dedi buranıza vereceğim. Ne diyorsun sen dedim ya. Ay ilk daha hiç bak 10 gün sadece uzaktan görüyorum çocuğu tamam. Ondan sonra burama koydu tamam dedim. Ben dedim hiç oynamam hiç merak etmeyin dedim. Tamam dedi. Ben sizi baş başa bırakıyorum o zaman dedi. Bu anı bozmayayım dedi. Işıkları kapattı. Bizi orada bıraktı. Meğersem 2 saat geçmiş. Bak hiç onu ben fark ettim. Ben böyle o kokuyu aldım. O böyle onun kalbinin o küçük tık tık atışını burada hissettim. Bir şey yaşadım yani. Bambaşka bir şey yani. Tarif bile edemeyeceğim bir duygu o benim. Annelik, kedileri de emerken görüyorum. Mesela çok özel, çok anlatılmayacak kadar farklı bir duygu. Bunu bir kadının mutlaka yaşaması lazım. 2 kilo 250 grama geldiğinde her gece sabaha karşı 4'te bebeklerin tartılma saatidir. Yoğun bakım telefonunu arıyoruz. Bizim bebeğimiz kaç gram aldı dün diye. Mesela 13 gram diyor. Biz Allah 13 grama ya. Seviniyoruz bak. Demir 13 gram kaç oldu? 2-310. 10-10 ekliye biz bu çocuğu 2-300'e kadar getirdik. Fakat bu sefer taburcu olması için onların 2 kilo üstü falan gibi bir kıstasları yok. Bu bebek yaşam ünitesini çektiğimiz zaman tek başına hayatını devam ettirebilir mi kıstası var onlarda. Gitgide Demir bu arada kapıya yaklaşıyor. Deniyorlar. İşte çekiyorlar. Kalbi duracak mı diye bekliyorlar. Sonra bir gün dedi ki doktor. Tamam dedi. Demir dedi kendi kendine beslenmeye başladı. Bunu atlattık. Karnındaki hortumu çıkarttık. Artık ağızdan beslenmeyi başardı. Kendi kendine nefes alıyor. Kaç gün sonra taburcu olabildi? Tabii 2 ay. Yani anne karnındaki dönemi tam hastanede geçirdik biz. 2 ay. Ve Demir'in 27 haftalık bir bebek olarak ya gözünde ya ciğerinde ya bir şekilde bir şey kalır dediler. Dilim ısırayım. Demir de hiçbir şekilde önce gözleri çok şaşıydı. Bir ondan çok korktu. Bu çocuk böyle. Sonra dediler ki ona da yalancı şaşılıkmış. Kıyamam ama öyle de çok tatlıydı. Önce bir gözlük taktık minicikken. Sonra onu da attık. Geçti falan. Çok tatlı. El avuca sığdı. Biraz kilo almaya başladı. Ama erken doğduğu için yaşıtlarını yakalaması çok zaman aldı. O yüzden erken yuvaya yazdırdım ben onu. 2 yaşına yazdırdım. Yarım gün yazdırdım. Ama çok keyfi yerine geldi. Yaşıtlarıyla bir araya gelmek ona çok iyi geldi. Bakıyor onlar yemek yiyor. O da yemeye başladı. Bakıyor onlar üstünü örtünce uyuyor, o da uyumaya başladı. Biz o açığı çok güzel bir şekilde kapattık. Çok şükür. O zamandan da bu zamana geldi. 16 yaşında kocaman boyumu geçmiş durumda şu anda. 1,5 santim daha uzun benden. Tamamen elini koluma atmış bir ergen annesiyim artık yani. Hani gitti mi o zamanlara gerçekten. Yani burada bunlarda tabii Özlem Yaz'ın pek bir önemi kalmıyor. Bu yaşadığımız sınavların hayatta hep bize öğrettiği şeyler var. Yani bu
kadersel şeyler bunlar. Çok sihirli şeyler. Çok böyle tarif edemeyeceğim duygular aslında. Ama benim o sakin, sessiz, hakkını arayamayan kızı çok değiştiren sınavlar oldu. Ondan sonra ayaklarımı çok daha sağlam bir yere basan, hakkını arayan, hayır demeyi bilen, daha özgüveni yüksek, kendine güvenen bir kadın olmaya başladım. Öbür türlü çok daha pasiftim. Çok gerideydim. Çok hakkımı arayamazdım. Hayır diyemezdim falan. Böyle bir sürü şey sayarım sana. Ama onlar beni değiştirdi. Çok olgunlaştırdı. Çok hayata hazırladı. Yani bunlar hayatta hepimizin geçireceği sınavlar. Hangi ne zaman, hangi yaşımıza geleceğini bilmiyoruz. Önünde mavi saçlı bir kızımız var. Hiç soru çekemedik çünkü çok konuştuk. Çok benim kadar... Hadi bir tane soru çek. Öyle veda edelim. Beni en çok motive eden düşüncem. Nasıl böyle hani dibe düştüğün zamanlarda kendini kaldırıyorsun? Kendimi kaldırdım. Böyle 2-3 tane kaçtığım yerler var. Çok iyi geldiğini. Aslında biraz kendimi çok güzel mutlu etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Biraz bu yaşımda öğrendim. Yalnız kalmanın bana iyi geldiğini. Başak burçları da böyleymiş. Geçen gün bu özelliklerimi öğrendim. Kaçtığım sığınaklarım var. Ama bu demek değil ki yakın arkadaşlarım, ailem. Tamamen tek başıma kaçtığım yerler. Bir Bodrum'un bana çok sihirli bir şeyi dokunuşu oluyor. Orada doğup büyüdüğüm bir küçük bir köy var. Orada sanki o kumdan kale yapan Özlem'e döndüğümü hissediyorum. Ya o öyle bir yer orası benim için. Oranın benim ruhuma çok iyi geldiğini hissediyorum. Oraya kaçıyorum. Ama orada doğup büyümedin. Orada doğup büyümedim. Çocukluğum çok orada geçti. Orada nasıl diyeyim sana, daha palaz, yani böyle küçük bir kız çocuğundan hafif bir genç kız kimliğime geçtiğim seneler işte. Yarışmaya girmeden önce oralara gidiyorduk biz. İki, Konya Mevlana Müzesi. İnanılmaz derecede ruhuma, bedenime iyi gelen, beni çok motive eden bir yer. Böyle bunun gibi yalnız kalmak bazen bana iyi geliyor. O da benim ruhumu çok etkiliyor, olumlu yansıyor bana. Demir zaten bana hep iyi geliyor. Evet. Demirden sonra bir daha düşünmedin herhalde, değil mi anne? Düşünecek olmak? Ortam olmadı. Olsa aslında diyorum ya, bu kadar çocuk seven bir kadının çocuk yapması lazımdı bence. Evlilik düşünüyor musun? Ya o da olur yani. Onda bir şeyim yok yani. Kapalı bir kapım yok açık söylemek gerekirse. Hani bir daha bir kere yaptım, bir daha olmaz falan. Ama Demir'in şöyle bir lafı oldu geçen gün. O beni biraz geldi zaten çocuk konusunu düşünecek olsan. Bir daha çocuk mu dedi. Ben dedim ancak babamdan olursa kardeş isterim. Ya öyle bir sert bir şey söyledi. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. O konuda öyle bir duruş sergiliyor şu an yani, anlayacağın. Biraz. Evet, o biraz o konuda kapıları kapattı bana karşı. Ama onun dışında niye evlenemez falan demedi yani. En azından sağ olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hadi bir hatıran fotoğrafı. Hadi. Ayağına sağlık. Gerçekten çok yakından tanıma fırsatı verdin bize. Ben de seni öyle. Çok mutlu oldum seni tanımak için. Çok teşekkür ederim ben de.